Evet, videoyu durdurun ve bu üçgenin alanını bulmaya çalışın. Size iki ipucu vereceğim. Birincisi bu ikiz kenar bir üçgen, ikincisi ise belki Pisagor Teoremi'ni kullanabilirsiniz. Bir düşünün. Üçgenin alanının 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik şeklinde bulunduğunu biliyoruz, değil mi? Taban uzunluğu 10 olarak verilmiş ama yüksekliğin ne olduğunu bilmiyoruz. Yükseklik buraya çizdiğim doğrunun uzunluğu olacak ve eğer bunun ne olduğunu bulabilirsek bunu 10 ve sonra da 1 bölü 2 ile çarpıp üçgenin alanını bulabileceğiz. Peki bu yüksekliği acaba nasıl bulacağız? İşte bu noktada bu üçgenin ikizkenar bir üçgen olması çok ama çok işimize yarayacak. İkizkenar bir üçgenin iki kenarı ve buradaki taban açıları birbirine eşittir üçgenin A köşesinden tabana bir dikme indiğimizde ki bu aynı zamanda yükseklik olacak. Bu iki açının 90'ar er derece olacaklarını biliyoruz. İki üçgenin iki açısı birbirine eşitse üçüncü açıları da eşit olur öyle değil mi? Evet bu açı buna eşit. Belki de çoktan anladınız bile ama iki üçgenin iki açısı ve bu açılar arasındaki kenar birbirine eşitse bu iki üçgen birbirinin aynısıdır. Bakın Üçgenlerin ikisinin de bir kenarının uzunluğu 13 birim. Sonra ortadaki yani maviyle çizdiğim kenarı zaten paylaşıyorlar. O halde taban uzunlukları da onun yarısı yani 5 olur. Burası ve burası 5 olacak. Neden mi? Az önce de söylediğim gibi buna çoktan uyanmış olabilirsiniz ama bu iki üçgen birbirinin aynısı, birbirinin aynısı olduğu için bu kenarları da birbirlerine eşit olacak ve bu yüzden onu ikiye bölerek bu kenarların uzunluklarının beşer birim olduğunu bulacağız. Ve şimdi Pisagor teoremini kullanıp buradaki mavi kenarın uzunluğunu bulabiliriz. Buna h dersek, Pisagor teoremine göre h'ın karesi artı 5'in karesi 13'ün karesine eşit. Yani en uzun kenarı olan hipotenüsün karesi. Evet, hesaplayalım. 5'in karesi 25, 13'ün karesi 169. İki taraftan 25 çıkardığımızda, burada h'ın karesi kaldı. Burada da bunlar birbirine götürecek ve 169 eksi 25'ten 144 kalacak. Eğer sadece matematiksel ya da aritmetiksel açıdan düşünürseniz aşı artı eksi 12 olarak bulursunuz ama burada söz konusu olan bir uzunluk olduğu için pozitif köke yani 12'ye pozitif 12'ye odaklanacağız. h eşittir karekök içinde 144 ve bu da 12'ye eşit. Ama bitmedi bizden yüksekliği değil bu üçgenin alanını bulmamızı istiyorlar. Alan 1 bölü 2 çarpı taban çarpı yükseklik olduğuna göre Tabanın 10 olduğunu biliyoruz. Başka bir renkle yazayım. Evet, taban bu uzunluk ve 10 birim. Yüksekliği de 12 birim olarak bulduğumuza göre, 1 bölü 2 çarpı 10 çarpı 12 işleminden alanı 1 bölü 2 çarpı 10, 5 çarpı 12 ise 60. Alan 60 birim kareymiş. Üçgenin alanı 60 birim kareymiş.